Herkese merhabalar. Uzlaştırmacı sınavlarına hazırlık bölüm 17 ile devam edeceğiz. Bu videoda tekrar baştan konuları tekrar edip iyice oturmasını sağlamaya çalışacağız. Onarıcı adalet anlayışı. Zarar vermekten çok onarıcı, eğitici, affedici, sorumluluk yükleyici, toplumsal katılımı ve müzakereyi teşvik edici bir süreç olan onarıcı adalet, mağduru temel alan, adli süreçte mağdurun uğradığı zararları ve mağduriyeti gidermeyi hedefleyen modern ceza hukuku anlayışıdır. Ceza yargılamasında ülkemizdeki en önemli onarıcı adalet uygulaması uzlaştırmadır. Mağdur-fail uzlaştırması, uzlaşma, suçtan zarar gören mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma şikayetten vazgeçmeden farklıdır. Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Ancak uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilirse uzlaşmadan yararlanılamaz. Onun için şikayetçi değilim, uzlaşmak istiyorum ifadesi yerine eğer halen şikayetçi ve fakat uzlaşmak istiyorsanız ki bu mağdur olan kişiler için geçerli olan bir şey. Şikayetçiyim fakat uzlaşmak istiyorum demeleri gerekir. Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar da mümkündür. Bu suçlar şunlardır. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hariç ve şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, 3. fıkrası hariç madde 86, madde 88, taksirle yaralama madde 89, tehdit madde 106, 1. fıkrası, konut dokunulmazlığının ihlali madde 116, hırsızlık madde 141, dolandırıcılık madde 157, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması madde 234, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, 4. fıkra hariç madde 239 suçları, mağdurun veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar, uzlaştırmacının izlemesi gereken usul, 1. adım, Cumhuriyet Savcısı veya mahkeme uzlaştırma süreci başlamadan önce suçla ilgili olaylar hakkında soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeleri uzlaştırmacıya verir. Uzlaştırmacı dosyayı inceleyerek suç teşkil eden fiili ve suçun işlenme şeklini değerlendirir ve somut olay hakkında bilgi edinir. DMK madde 253'e 11, yönetmelik madde 16. 2. adım, uzlaştırmacı dosyayı okuduktan sonra uzlaştırma müzakerelerine hazırlık yapar. Uzlaştırmacı taraflarla ayrı ayrı ön görüşme yaparak uzlaştırma müzakerelerinin yapılacağı yeri ve zamanı belirler ve tarafları uzlaştırma müzakeresine katılımları için davet eder. Yönetmelik madde 18'e 3 ve 29. 3. adım, uzlaştırmacı uzlaştırma müzakerelerine hazırlık kapsamında taraflarla ön toplantı yapabilir. Bu halde taraflarla yapılacak müzakereye hazırlık toplantısının ayrı ayrı mı yoksa ortaklaşa mı gerçekleştirileceğine karar verilmelidir. 4. adım, tarafların toplanmasından önce uzlaştırmanın yapılacağı yerin, mekanın taraflar için hazırlanması gerekir. Bu hazırlıklar daima tarafların karşılanma ve yerleştirilme planlamalarının uygun bir şekilde tanzim edilmesini ve tarafların müzakereler sırasında rahat ve güvenli bir ortama sahip olmalarını gerektirir. Uzlaştırmada karşılanma düzenlemeleri tarafların birbirlerini tek başına beklemek zorunda kalmayacağı şekilde yapılmalıdır. Tarafları karşılamak üzere ya uzlaştırmacı hazır olmalı ya da ilk gelen taraf başka bir kişice karşılanarak bekleme odasına alınmalıdır. Uzlaştırma odasında tarafların oturma konumlarına dikkat edilmeli ve tarafların oturma şekilleri önceden ayarlanmalıdır. Bazı düzenlemelerde mağdur ve failin karşı karşıya oturtulması mümkündür. Ancak bu oturma şekli bir ölçüde aralarında şiddetli anlaşmazlık olan kişilerin karşı karşıya getirilmesi olarak algılanabilir. Tarafların yerlerini almalarından sonra uzlaştırmacı tarafları samimi olarak karşılamalı ve taraflara uzlaştırmaya katıldıkları için teşekkür etmelidir. Uzlaştırmaya devam edilmesi konusunda usulen anlaşmaya varılmadan önce
tarafların soru sormalarına da izin verilmek kaydıyla uzlaşmanın temel kuralları ve uzlaştırma usulü üzerinde taraflara bilgi verilmelidir. Sürecin gönüllülüğe dayanan yapısı ve gizliliği tekrarlanmak suretiyle vurgulanmalıdır. Uzlaştırmacı tarafları mümkün olduğu kadar rahatlatmalı ve onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak bu meseleleri ustalıkla halletmelidir. Beşinci adımda uzlaştırmacı müzakere konularını tespit edilerek gündemi oluşturmalıdır. Uzlaştırmada konuların tespiti, tarafların her birinin kendi duygu ve düşüncelerini açıklamasına izin verilmesini ifade eder. Uzlaştırmada buna ilişkin resmi bir gündemin olması şart değildir. Fakat oturumun amacı açıkça anlaşılmalıdır. Bu yolla taraflardan birinin özür dilemesine, herhangi bir giderim biçimini teklif etmesine, suçun mağdur üzerinde bıraktığı etkilerin failce anlaşılmasına yardım edilmesine veya tarafların yeniden uzlaşma fırsatları yakalamalarına ya da bu seçeneklerden bazılarının birleşmesiyle oluşan başka bir seçeneğin ortaya çıkmasına imkan tanımalıdır. Altıncı adımda müzakerelere ortak toplantı ile başlanacaksa taraflar bir araya getirilir ve ilk müşterek uzlaşma toplantısı yapılır. Bu aşamada uzlaştırmacı tarafları psikolojik olarak müzakereleri hazırlamalı, mağdur ve fail arasında uyumlu ve güvene dayalı bir ilişki kurmalıdır. Uzlaştırmacı toplantının başında taraflara uzlaşmanın usul ve esaslarını özetler ve tarafları gönüllülük ve gizlilik gibi temel kurallar hakkında bilgilendirir. Uzlaştırmacı, uzlaşma toplantısına hazırlık çerçevesinde taraflardan müzakerelerde durumlarını yazılı veya sözlü olarak anlatmalarını ister. Yazılı anlatım yapılacaksa tarafların yazılı özetleri hazırlamaları ve belgeleri varsa bunların gayri resmi olarak incelenmesi için toplantıya getirilmesi istenebilir. İlk toplantıda varsa taraflardan herhangi birinin özel ihtiyaçları görüşülür ve gerekli düzenlemeler yapılır. Bunlar örneğin yabancı dil konuşan veya işitme engelli kişiler için tercüme ve açıklama kolaylıklarının sağlanması ya da uzlaşmanın yapılacağı yere ulaşım kolaylığının sağlanması olabilir. Uzlaştırma sürecinin tanıtımını ve takdimini takiben taraflardan her birine sırayla ve sözleri kesilmeden konuşma fırsatı verilir. Bazı uzlaştırmacılar taraflara kimin önce konuşmak istediğini sormaktadırlar. Diğer bazı uzlaştırmacılar ise her zaman mağdurun konuşmaya başlamasını önermektedirler. Her durumda tarafların her ikisi de konuştuktan sonra birbirlerinin durumunu anlamış olmalıdırlar. Müzakerelere başlanırken öncelikle failin olay hakkındaki beyanları dinlenilir. Uzlaşmanın amacı ve faydaları faile anlatılır. Failin mağdurun zararının tazmin, mağdurdan özür dileme veya bir kamu kurumuna bağış yapma gibi alternatif giderim seçeneklerinden hangisini yapabileceği değerlendirilir. Bunlar yapıldıktan sonra özel bir toplantıda mağdurun olay hakkındaki beyanları dinlenir. Müzakerelere katılımı teşvik edilir ve uzlaşmaya katılımın kesinlikle gönüllü olduğu açıkça belirtilir. Genellikle ilk toplantının failin işlediği suç hakkındaki düşüncesini ve tavrını öğrenebilmek amacıyla faille gerçekleştirilmesi yararlı olur. Bundan sonra mağdura ilk toplantı yapıldığında uzlaştırmacının fail hakkında öğrendiği bilgilerin bazılarını mağdurla paylaşması faydalı olabilir. Uzlaşmaya hakim olan gönüllülük ilkesinin bir gereği olarak mağdur, uzlaşma sürecinin tamamında tam bir seçim hakkına sahiptir ve önce uzlaşmaya katılmayı kabul etmişken daha sonra bu kararından vazgeçebilir. Bütün süreç boyunca mağdurla kurulan iletişimde büyük bir hassasiyet gösterilmelidir. Bunun nedeni esnekliğin uzlaştırmanın tamamında gerekli bir unsur olmasıdır. Yedinci adımda ise uzlaştırmacı müzakerelerde bilgi toplamaya çalışır. Bilgi toplamaya taraflar bir araya gelmeden önce ve mümkün olan en erken aşamada başlanılır. Bazı bilgiler uyuşmazlığın uzlaşmaya havale edilmesiyle elde edilir. Daha sonra bilgi toplama taraflarla yapılan ilk görüşmelerde daha iyi bir görüntü çizmede uzlaştırmacı için önem arz eder. Uzlaştırmacının belirli olayları öğrenmesi gerekir. Bunlar herhangi bir şiddetin kullanılıp kullanılmadığını veya bir yaralanmaya yol açıp açılmadığını ve mağdurun katlandığı zararın ne olduğunu konu alan suç hakkındaki bilgileri kapsar. Diğer bilgiler
Mağdur ve faille yapılacak toplantılardan öğrenilir. Mağdur ve failin uzlaşma olasılığına ilişkin gerçek tutumları, onların hem sözlerinden hem de dikkatle incelenmesi gereken diğer davranışlarından anlaşılabilir. Olayda kültürel, ırksal veya cinsiyete ilişkin meseleler olabilir ve bunların bilinmesi gerekir. Tarafların her birinin uzlaşmaya psikolojik olarak hazır olmasına dikkat edilmelidir. Bazı bilgiler doğası gereği uzlaştırmanın devamı esnasında ortaya çıkacaktır. Failin mevcut zararı tazmin etme imkanı ve tazminatın ne şekilde yapılabileceği uzlaştırma müzakerelerinde veya dolaylı bir uzlaştırmada taraflar arasına gidip gelme sırasında görüşülebilir. Suçun mağdur ve suçtan zarar görmüş olabilecek diğer kişiler üzerindeki etkileri de bu aşamada ortaya çıkabilir. 8. adımda uzlaştırma müzakereleri uzlaştırmacının yönetiminde gerçekleştirilir. Uzlaştırma toplantısı, uzlaştırmacının işlevini ve görevini anlatması, gündemi açıklaması ve uzlaştırma esnasında gerekli olabilecek temel görüşme kurallarını belirtmesiyle başlar. Toplantının ilk aşamasında olaylar ve işlenen suçla ilgili tarafların düşünceleri görüşülür. Mağdurların düşüncelerini faile doğrudan açıklamalarına ve süreci uzatacak pek çok soruyu sormalarına çoğunlukla fırsat verilmez. Hem failler hem mağdurlar duygu ve düşüncelerini açıkça belirtmek suretiyle samimi duygularla kendilerinden bahsetme olanağını bulurlar. Düşüncelerin ve vakaların tartışıldığı bu önemli görüşmenin ardından gelen toplantının ikinci kısmında mağdurun zararları üzerinde yoğunlaşılır ve failin sorumluluğunun belirlenmesinde maddi bir sembol mahiyetinde olan karşılıklı olarak kabul edilecek giderim anlaşmasının müzakeresi yapılır. Mağdur ve fail tazminatın miktarı veya giderim şekli üzerinde anlaşamazlarsa dosya Cumhuriyet Savcılığına veya mahkemeye geri gönderilir. Uzlaştırmacılar bir giderim anlaşmasının kabul edilmesi için taraflara baskı yapamazlar. 9. adımda müzakereler tıkandığı takdirde uzlaştırmacı bazı tıkanıklık stratejileri kullanabilir. Bunlar örneğin sürecin neden tıkanıp kaldığını belirlemek için uzlaştırmanın durdurulması ve bu konu üzerinde düşünülmesi olabilir. Benzer şekilde tarafların sembolik bir fiil veya herhangi bir söz yüzünden çıkmaza girip girmediklerinin dikkate alınması da bu stratejiler arasında yer alabilir. Benzer şekilde uyuşmazlık çözüm sürecini dolaylı uzlaştırmaya çevirmek ve taraflarla ayrı ayrı en iyi çözüm şeklinin nasıl bulunabileceğini araştırmak mümkündür. 10. adımda uzlaştırma müzakereleri olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandığında uzlaştırmacı bir rapor hazırlayarak onaylanmak üzere Cumhuriyet Savcısına veya mahkemeye sunmalıdır. Uzlaştırma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı yönetmeliğin ekinde yer alan ek 2 sayılı uzlaştırma raporu örneğine uygun taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporunu, kendisine verilen belge örnekleri ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerini gösteren belge, gider pusulası veya raice uygun yazılı beyan ile serbest meslek makbuzuyla birlikte gecikmeksizin Cumhuriyet Savcısına verir. Yönetmelik 21'e 1. Uzlaşma raporu, fail, mağdur, varsa avukatları, kanuni temsilcileri ve uzlaştırmacı tarafından imzalanmalıdır. Uzlaştırmanın başarısız olması halinde bunun nedenleri raporda kısaca belirtilmelidir. Ancak gizlilik ilkesi gereği uzlaştırmacının raporunda müzakerelerin içeriği, müzakerelerde yapılan beyan ve açıklamalar ve tarafların davranışları hakkında kesinlikle bilgi verilmemelidir. Yönetmelik madde 21'e 2. Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmada genel bilgiler. Ceza muhakemesi hukukunda mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaştırma, mağdur ve failin özgür iradeleriyle kabul etmeleri halinde tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Süreci az önce 10 madde halinde sıralamıştık. Uzlaştırmanın hedefi suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi tarafsız bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmektir. Uzlaştırma sürecine katılım her iki taraf için de tamamen gönüllüdür ve süreçte gizlilik ilkesi esastır.
Bu ilkeyi defalarca her defasında tekrar ettik. Uzlaştırmada taraflar mağdurun zararının giderilmesi hususunda bir anlaşmaya varmaya çalışırlar. Mağdurun zararının giderilmesi mağdura bir miktar tazminat ödenmesi şeklinde olabileceği gibi mağdur veya toplum için belirli bir kamu hizmetinde bulunulması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması veya hukuka ve ahlaka uygun başka herhangi bir edim şeklinde olabilir. Yine tarafların edimsiz olarak uzlaşmalarına da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Uzlaştırmanın amacı, ceza adalet sisteminde mağdurun yararlarının gözetilmesi, tatmin edilmesi, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulanmak yerine zararın giderilmesi ve onarımı ağırlık verilmesidir. Failin neden olduğu zararın giderilmesi, fail mağdur arasındaki barış, uzlaştırmanın asıl unsurunu oluşturur. Uzlaştırma, mağdurların ve faillerin gerçek anlamda sorumluluklarını bilmeleri ve uzlaşmaları için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlar. Uzlaştırmada hem faillerin hem mağdurların topluma yeniden kazandırılarak uğradıkları zararların giderildiğine inanılır. Eğitimli uzlaştırmacılar tarafların anlaşmaya varmalarına yardım etmek suretiyle adalet sistemini mücadeleci ve cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürebilirler. Özellikle çocukların taraf olduğu anlaşmazlıklarda uzlaştırmaya başvurulması çok yararlıdır. Zira çocuk adalet sistemi çocuklarla ilgili sorunların çözülmesinde her zaman uygun bir süreç olmamaktadır. Bunun yanında uzlaştırma süreci çocuklar için başlı başına önemli bir eğitim sayılır. Anlaşmazlıkların ifade edilmesi ve çözülmesinde yeni yöntemlerin oluşturulması, sosyal ve kişiler arası müzakere hünerlerinin gelişmesine yardım eder. Fail mağdur arasında uzlaşma dışında da zararın gideriminin sağlanması olanaklıdır. Ancak uzlaşma kurumunda zararın giderilmesi ve onarımı yanında ayrıca bir de moral unsuru vardır. Bu nedenle uzlaşma suçun faili bakımından cezanın özel önleme fonksiyonuna yardım ettiği gibi mağdurun ve genel olarak kamunun da yararlarının korunmasını sağlar. Fail uzlaşma ile kural olarak işlediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek ve sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmiş olur. Böylece failin ceza sorumluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için gereken yapılmış bulunacağından mağdur bakımından da adalet yerine getirilmiş olur. Fail mağdur arasındaki uzlaşma bundan başka kamuda da fiille ihlal edilmiş olan hukuk kurallarının geçerliliğini vurgulamış ve dolayısıyla toplumsal barışın yeniden kurulmasına hizmet etmiş olur. Ayrıca uzlaştırma kapsamındaki suçlar dolayısıyla kişilerin mahkum olmamaları dolayısıyla ceza infaz kurumlarındaki kapasitenin azaltılması bakımından da olumlu bir etkiye sahiptir. Bir dosyada uzlaşma sağlandığında soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamayacağından ve açılmış bir dava varsa feragat edilmiş sayılacağından uzlaşmanın faydaları hukuk mahkemelerine de sirayet etmektedir. Başka bir ifadeyle uzlaştırma kurumu sadece ceza yargılamasını değil, aynı zamanda hukuk mahkemelerinin icra müdürlükleri ile infaz birimlerinin de iş yükünü azaltmaktadır. Bu bağlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uzlaşma, ceza adalet sistemine soluk aldırabilecek bir araçtır. Uzlaştırmanın Türk hukukundaki süreci. Uzlaştırma Kurumu'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılan önemli reformlardan bir tanesidir. Uzlaştırma Kurumu, Türk ceza hukuku sistemi içerisinde ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinin 8. fıkrasıyla ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253, 254. ve 255. maddeleriyle getirilmiştir. Uzlaştırma Kurumu'nun madde ceza hukukuna ilişkin hükmü 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinin 8. fıkrasında yer alırken bu kurumun uygulanmasını gösterir hükümler ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253, 254. ve 255. maddelerinde
düzenlenmişti. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar uzlaşma madde 73'te 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Burada 6 ay durumu önemli. Zaman aşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden itibaren başlar. Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi 6 aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez. Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. İştirak halinde suç işlenmiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme diğerlerini de kapsar. Kanunda aksi yazılı olmadıkça vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. Kamu davasının düşmesi suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesine de dava açamaz. Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı bulunan suçlarda failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleriyle uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet Savcısı veya hakim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar verilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Uzlaşma Madde 253 1. Cumhuriyet Savcısı yapılan soruşturmanın durumuna göre kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği hallerde faili bu kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek suçtan dolayı sorumluluğunu kabul edip etmediğini sorar. Fail, suçu ve fiilinden doğmuş olan maddi ve manevi zararın tümünü veya bunun büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabullendiğinde durum mağdura veya varsa vekiline veya kanuni temsilcisine bildirilir. 3. Mağdur verilmiş olan zararın tümüyle veya büyük bir kısmı itibariyle giderildiğinde özgür iradesiyle uzlaşacağını bildirirse soruşturma sürdürülmez. 4. Cumhuriyet Savcısı fail ile mağdur arasında uzlaşma işlemlerini idare etmek, tarafları bir araya getirerek bir sonuca ulaşmalarını sağlamak üzere fail ve mağdurun bir avukat üzerinde anlaşamadıkları takdirde bir veya birden fazla avukatın uzlaştırıcı olarak görevlendirilmesini barodan ister. 5. Uzlaştırıcı, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Cumhuriyet Savcısı bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi 30 gün daha uzatabilir. Uzlaştırma sürecinde zaman aşımı durur. 6. Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi, belge ve açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava açılması halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suç ikrar etmiş olması davada aleyhine delil olarak kullanılmaz. 7. Uzlaştırıcı yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini belirten bir raporu 10 gün içinde ilgili Cumhuriyet Savcısına sunar. 8. Zarar uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaştırma işleminin giderleri fail tarafından ödendiğinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Mahkeme tarafından uzlaştırma madde 254. Kamu davasının açılması halinde uzlaşmaya tabi bir suç söz konusu ise uzlaştırma işlemleri 253. maddede de belirtilen usule göre mahkeme tarafından da yapılır. 2. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde davanın düşmesine karar verilir. Birden çok fail bulunması halinde uzlaşma madde 255.
Bir, aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın. Birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. Suça sürüklenen çocuklar yönünden uzlaştırma kapsamında olan suçlar ise 5.395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda ayrı olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiş idi. 5.395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ilk hali uzlaşma madde 24. 1. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan veya kasten işlenen veya alt sınırı 2 yılı aşmayan hapis veya adli para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır idi. 2. Suç tarihinde 15 yaşını doldurmayan çocuklar bakımından 1. fıkrada öngörülen hapis cezasının alt sınırı 3 yıl olarak uygulanır. Bununla birlikte 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe konulan bu düzenlemelerden Uzlaştırma Kurumu'nun ceza adaletine yapması gereken katkıyı sağlayamaması nedeniyle sistemin etkin bir şekilde uygulanması amaçlanarak 6.12.2006 tarihli 5.560 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaştırmaya ilişkin hükümlerde gerekli değişiklikler yapılmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinde yer alan 8. fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmış ve uzlaştırmaya ilişkin hükümler 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda toplanmıştır. 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun uzlaşma madde 253 bir aşağıdaki suçlarda şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırması girişiminde bulunulur. A. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. B. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bir kasten yaralama, 3. fıkra hariç madde 86, madde 88, taksirle yaralama madde 89, konut dokunulmazlığını ihlal madde 116, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması madde 234, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 4. fıkra hariç madde 239 suçları. 2. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 3. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. 4. Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde Cumhuriyet Savcısı veya talimat üzerine adli kolluk görevlisi şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaşma teklifi kanunun temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet Savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı, tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli mağdur veya suçtan zarar gören kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren 3 gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. 5. Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır. 6. Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 7. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. 8. Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. 9. Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi uzlaştırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırma görevlendirebilir. 10. Bu kanunda belirlenen hakimin davaya bakamayacağı haller ile
reddi sebepleri uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 11. Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet Savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmaya soruşturmanın gizli ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 12. Uzlaştırmacı dosya içindeki belgelerin birer örneğini kendisine verildikten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet bu süreyi en çok 20 gün daha uzatabilir, artı bir 20 gün daha uzatabilir. Toplamda 40 gün uzatıyor. 13. Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaşma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde uzlaşmayı kabul etmiş sayılır. Uzlaştırmacı müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısıyla görüşebilir. Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmacıya talimat verebilir. Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet Savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tarafların imzalarını da içeren raporda ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören, uzlaştıklarını gösteren belgeyle en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet Savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. Cumhuriyet Savcısı uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaşma yoluna gidilemez. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, taksite bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde 171. maddedeki şartlar aranmaksızın şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde 171. maddenin 4. fıkrasında şart aranmaksızın kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 96.1937 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 38. maddesinde yazılı ilan mahiyetini haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma ve kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet Savcısına verdiği tarihe kadar dava zaman aşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. Uzlaştırmacıya Cumhuriyet Savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir ücret takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler devlet hazinesi tarafından karşılanır. Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir. Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Madde 254. Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde uzlaştırma işlemleri 253. maddede belirtilen esas ve usule göre mahkeme tarafından yapılır. Yukarıda bunları izah etmiştik. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde mahkeme uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, taksite bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde sanık hakkında
231. maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zaman aşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde mahkeme tarafından 231. maddenin 11. fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır. Birden çok fail bulunması halinde uzlaşma ise madde 255. Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. Ayrıca 5560 sayılı kanunun 41. maddesi ile 5395 sayılı çocuk koruma kanununun 24. maddesi de değiştirildi ve aşağıdaki şekilde düzenlendi. 5395 sayılı çocuk koruma kanunu 5560 sayılı kanun ile değişik hali uzlaşma. Madde 24. Ceza muhakemesi kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır. Bundan ayrı 26.06.2009 tarihli ve 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 8. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 3. fıkrasında uzlaştırma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz cümlesi eklendi. Uzlaştırma müessesesinin amacı göz önüne alınarak kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi amacıyla 02.12.2016 tarihli 29.906 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6.763 sayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 34. ve 35. maddeleri ile ceza muhakemesi kanununun 253. ve 254. maddeleri yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlenen maddeleri bir sonraki videomuzda konuya devam ederek açıklayacağız. Herkese başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayınız.